Hazırla. Geldi. Bir dakika. Maalesef eksi oldu. Maalesef eksi oldu. Tamam, götür. Niye böyle oldu abi? Senin kocan oldu bitti. Pis şakaları sever. Kendince seni korkutmuştur. Ayılsın ona diyeceğim ki, eğer bir daha böyle bir şey yaparsa kendimi öldürür. Görür o zaman şakayı. Ya siz ikiniz birbirinizi normal sevemeyecek misiniz? Sevmenin normali olur mu ki abi? Haklı olmasına haklısın ama yine de bir normalini deneyin bakalım. Dinler seninki şimdi bizi. Ben gideyim şimdi, biraz istirahat etsin. Kocan sana emanet ha. Teşekkür ederim abi. Her şey için. Saat başı İnce Hanım'ın tansiyonunu ölçün. Tamam doktor bey. Tuğrul'un durumu nasıl doktor bey? Maalesef Tuğrul Bey'i kurtarmamız mümkün olmadı. Başınız sağ olsun. Polat çevremdeki herkesi öldürüyor. Geçmiş olsun. Doktor bey, İnce Hanım'ın ifadesini alabilir miyiz? İnce Hanım şu an ifade verecek durumda değil. Peki. Bir an önce ifademi vereyim doktor bey. Ne olur ne olmaz, başıma her şey gelebilir. İnce Hanım, şüphelendiğiniz biri mi var? Evet. Fazla uzun tutmazsanız sevinirim. Çıkalım. Beni Polat vurdurdu. Babamı da o öldürdü. Çocuğum da elinde. Ben önceden şikayetçi oldum. Hayatımın tehlikede olduğunu söyledim. Hiçbir şey yapılmadı. İnce Hanım, görgü tanıklarından ve eylem biçiminden edindiğimiz izlenime göre size yapılan eylem örgütün eylem biçimiyle uyuşuyor. Anlaşılan siz de Polat'tan korkuyorsunuz. İnce Hanım, babanızın ölümünü de bizzat ben araştırdım. Otopsi raporları ortada. Babanız doğal sebeplerle kalp krizinden ölmüş. Siz benim ifademi mi almaya geldiniz? Yoksa Polat'ı bana savunmaya mı geldiniz? Biz görevimizi yapmak için geldik. O zaman yapın görevinizi. Ne diyorsam yazdırın ve imzalatın. Ben Polat'tan şikayetçiyim. Beni o öldürtmek istedi. Burada da hayatım tehlikede. Güvende olmanız için gereken her tedbiri aldık. Merak etmeyin. Arkadaşlarımız 24 saat yanınızda olacaklar. Efendim. Efendim, haber müdürü geldi. Önemli bir gelişme varmış. Gelsin. Thank you.
Gel bakalım. Ne oldu? Efendim, çok üzücü bir haberim var. Tuğrul Bey'i kaybettik. Nasıl kaybettik? Tuğrul Bey İnce Hanım'ı hastaneden çıkarmış. Yolda çapraz ateşe tutulmuşlar. İnce Hanım da hastanede şu an. Kim yapmış, bir şey öğrenebildiniz mi? Efendim, emniyet örgüt eylemi olduğunu düşünüyor. Ama İnce Hanım ifadesinde Polat Alemdar'ı suçlamış. Haberi İnce Hanım'ın ifadesine göre yapın. Efendim, İnce Hanım'ın ruh sağlığının yerinde olmadığı konusunda ciddi şüpheler var. Sen gazeteci misin, doktor musun? Sana ne diyorsam onu yap. Peki efendim. Fırsatı niye çağırmadın? Ona da bir gazoz söylerdik. Ben ona süt gönderdim. Sütünü içirip yatırmıştır anası. Onun babası da böyle artisti. Haddini bilmedi bildim ya. Çakır, içeriden bir garson ayarladık. Arka kapıdan alacak bizi. Sıkmak yok. Çıkın. Çık. Reis. Şimdi bu şerefsiz anamı kaçırıp elini öptürdü diye size kutlama veriyor değil mi? Ben size daha büyüğünü yapacağım. Kulağınızı iyi açın. Bu şerefsiz size hayatınızda duyduğunuz en acıklı türküyü söyleyecek. Pusat, ben seni yanlış tanımışım. Ben senin ayağını öpeyim affet. Arkadaşlara ayıp oluyor. Bak, türkü söyleyeceksin diye nasıl heveslendiler. Canımı bağışla. Ne istersen yaparım. İstersen İstanbul'dan giderim. Bir daha kimse yüzümü görmez. Bir daha kimse yüzünü göremeyecek zaten. Ama son bir kez sesini duysunlar. Bana, aileme, dostlarıma el kaldıranın elini, söz söyleyenin dilini,
Yoluma çıkanın kafasını keserim. İntikamını soğutmamışsın. Benim bir pis huyum var. İntikamım hiç soğumaz. Bana yapılan kalleşliği hiç unutmam. Aferin koçum. Çakır'ı eve götürün. Burayı ben hallederim. Bunlar ne olacak? Bunlardan her türlü kalleşlik beklenir. Seni yeni tanımaya başladılar. Ama beni çok iyi tanırlar. Konuşanın ağzına sıktığımı iyi bilirler. Değil mi? Evet efendim. Hadi koçum. Polis gelmeden gidin. Bir şerefsiz yüzünden bir ömür yatarsın. Burada böyle bir şey yaşanmadı. Ziya sizi davet etti. Geldiniz, eğlendiniz, gittiniz. Sonra ne oldu bilmiyorsunuz. Tamam efendim. Dağılın hadi. Tufan, kameranın kayıtlarını al. Emredersiniz. Aziz, cesedi götürüp yok etsinler. Emredersiniz efendim. Yakın burayı. Bu eli geçsene kardeşim. Geç şöyle. Abi bir saniye be. Bir saniye abi. Bırak abi. Bir dakika dur. Abi bir izin ver ya. Abi geliyor. Arkadaşlar geliyor, hazır olun. Tamam abi. Hazır olun arkadaşlar. Abi durdu.
Abi gidiyor, ne yapacağız? Bekle. Arkadaşlar siz hazır olun. Tamam abi. Alın. Ne yapıyorsun? Bırakın bizi. Bırakın. Ne oluyor ya? Baksanıza bizi. Ne oluyor be? Baksanıza. Bırakın. Ne oluyor ya? Bırakın be. Bir şey yapmadık. Gözüme toz doldu. Tamam canım, gel. Karısına eylem sen mi yaptırdın? Evet başkan. İyi halt ettin. Sen bana sormadan nasıl kafana göre eylem yapıyorsun? Başkanım, siz yoldayken bize Kandil'den talimat geldi. Şah Meran başkanın intikamını almak için Polat Alemdar ve çevresindekilere eylem yapmamız talimatı verildi. Kim verdi sana bu talimatı? Başkanım, bu talimat sadece bize gelmedi ki. Örgütümüz bütün gruplara Polat Alemdar'a karşı genel eylem emri verdi. Bir daha bana sormadan inisiyatif almaya kalkarsan kafana sıkarım. Bu eylemde yer alan arkadaşları kimlerse topla getir. Onlara yeni görev vereceğim. Emredersiniz başkanım. Nasıl açık ettiniz kendiniz Cahit? Abi vallahi bir şey yapmadık. Adam birden döndü. Elinizden nasıl kaçırdınız o zaman? Abi hemen koştum. Arkadaşlar da koştu. Ekipler de vardı hazır bekleyen. Ama yer yarıldı, yerin dibine girdi sanki. Evlerden birine girmiştir. Bütün mahalleyi didik didik ettik. Yok. Ara ki bulasın. Kahvedeki 3 kişiyi aldık. Konuşturmak lazım. Üç hücreden biri. Diğer hücreleri nereden bilecekler? Nasıl irtibata geçtiklerini öğrenebilirseniz çok iyi. Soralım abi. İnce'ye saldırıyla ilgili bir şey söylediler mi? Haberleri bile yok abi. Bunlar yapsa sağ kalmazdı abi. Tuğrul'u götürmüşken yengeyi de indirirlerdi. Amcasının oğlu. Hangi parayla yedek bahçe kaçırıyormuş? Ya gasp yapıyordur ya da amcaoğlundan para alıyordur. İyi. Gidip soralım. Abi önce savcılığa uğrasam. Polis arkadaşlar rica ettiler. Savcı bastırıyormuş ifade için.
Şimdi gidip İnci'yi ben vurdurtmadım diyemem. Oyun mu oynuyorsun? İnci Hanım, uygunsanız savcı bey ifadenizi almak için bizzat geldi. Buyursun. Buyurun. Geçmiş olsun İnci Hanım. Henüz geçen bir şey yok savcı bey. Polat'ın suçlu olduğunu ispat ederseniz o zaman geçecek. Emniyet amiri iddianızdan bahsetti. Kocanız sizi niye öldürtmek istemiş olabilir? Polat çocuğumu kaçırıp babamı öldürttü. Bunları ortaya çıkarmayayım diye beni eve kapattı. Bir yolunu bulup evden kaçınca akıl hastanesine kapatmaya kalktı. Oradan da çıkmayı başarınca son çare olarak ortadan kaldırmak istedi. İnci Hanım, kocanızın konumunu ve geçmişine bakınca böyle şeyler yaptığına inanmak zor. Elinizde bu iddiaları destekleyecek bir kanıtınız var mı? Hep bana soruyorsunuz. Bir kere de biriniz Polat'a sorun. Ama ona sormak kolay değil. Cesaret istiyor değil mi? İnci Hanım, biz soru sormak için cesarete ihtiyaç duymayız. Delile ihtiyaç duyarız. Sizin ifadeniz de benim için ciddi bir delil niteliğindedir. Polat Alemdar'a da bu soruları soracağımdan emin olabilirsiniz. Teşekkür ederim ama sizi şimdiden uyarayım. Bugüne kadar kim Polat'ın üstüne gittiyse ortadan kaldırıldı. Tuğrul öldürüldü. Babam öldürüldü. Ben ucuz kurtuldum. Siz de kendinize dikkat edin. Baba, gazetelerde boy boy resimlerin çıktı. Milli kahraman ilan edildi. Hala niye kaçak yaşıyoruz? Sen hiç yaşayan kahraman gördün mü? Polat Alemdar. Ha. Polat Alemdar. Ama işte o gizli kahraman. Bu memlekette gizli oldun mu? Mesele yok. Bak. Bu şerefsizler öldürmeyecekse bir adamı kahraman ilan etmezler. Ya baba, öldür öldür bitmedi düşmanı. Sen kendini ölü göstereceğine beni ölmüş göstersen de ben de kurtulsam artık bu işlerden. O da olacak Ferman, merak etme. Şimdilik sen buradan bir yere kıpırdama ki gerçekten ölmeyiz. Tamam. Yürü bak. İşler. Sağ olun. Birader, bize ait bir parça sendeymiş. Onu almaya geldik. Anlamadım. Anlarsın. Ne oluyor ya? Yapıyorsun? Ya dur.
Ne istiyorsunuz? O canını istiyorum. Ne oluyor ya? Bıraksana. Ya bırak kardeşim. Bıraksana. Ben amcaoğlunun canını istiyorum. İkimizin istediği de olabilir. Bir tek benim istediğim de olabilir. Sen seç. Ben amcaoğlunu bir senedir görmemişim. O zaman... zamanları çalıyorsun. 25 sene hapis yatarsın. O da eğer seni Abdülhey'e bırakmazsa. Ama ben diyorum ki sen de hırsız tipi yok. Parayı amcaoğlundan alıyorsun. Yemin ederim bir senedir görmemişim. Amcaoğlum parayı nereden bulsun? İşsiz güçsüz adam. Abdülhey, ben konuştum ama bunun kafası çalışmıyor. Çalıştırırız abi. Abi yapmayın. Abi. Abi yapmayın. Abi dur. Abi ne olur. Abi ne olur yapmayın ya. Dur. Abi, abi dur. Abi yapma, ne olur yapma. Abi onu yapma abi. Ne olur yapma abi, dur ya. Abi dur. Abi. Abdülhey, o çabuk kırılır. Kalını tak bence. Abi nasılsa kemiğe gelecek, kırılacak. Kalın ucu takacağım yeri biliyorum. O bize ulaşıyor. Nerede bilmiyoruz. Geldiğinde para getiriyor. Az oturup gidiyor. Paranın bittiğini nereden biliyor? Her tarafta adamı var. Duyuyor. O zaman bizim burada olduğumuzu da duymuş. Gelsin kurtarsın seni. Beni sevmez. Kimi sever? Abi. Bir kadın var. Pavyonda çalışıyor. Ara sıra buna takılıyor. Adı ne? Abi polisler. Abdülhey, sen muhabbete devam et, ben bir bakayım. Abi dur yapma, ne olur abi. İmdat! 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 Hayırdır çocuklar? Abi savcı bey ifade için sizi çağırıyor. Geleceğim. İşimi bitirip geleceğim. Abi iki dakika ifade ver. Sen de kurtul, biz de kurtulalım abi. Dur ben bir telefon. Tamam, gidelim. Bizi buraya anılarımızı tazelemek için mi çağırdınız? Bana burada 90 gün işkence yaptılar. Kamil, siz işkenceyle kurtuldunuz. Bizi bir de üstüne topraklarımızdan sürdüler. Ama bunlara rağmen her türlü özgürlüğümüzü, kimliğimizi, kültürümüzü yasaklamasına rağmen biz devlete küsmedik. Çünkü bu devlet bizim de devletimiz. Beraber kurduk. Haklısınız Osman Bey. Geçmişte çok büyük haksızlıklara uğradınız. Devleti yönetenler NATO'nun güdümü altındaydı. Türkiye NATO'dan çıktı da bizim mi haberimiz yok? NATO'dan tabii ki çıkmadık. Ama artık NATO'da da söz sahibi olmaya çalışıyoruz. NATO eskiden komünistleri düşman olarak görüyordu. Şimdi Müslümanları düşman olarak görüyor. Müslüman bir ülke, Müslümanları düşman olarak tanımlayan bir kuruluşta nasıl söz sahibi olacak? Şerif Hoca, direnince her yerde oluyor. Siz Seyit ailesi olduğunuz için bölgede size karşı büyük saygı duyuluyor. Siz örgüte karşı direnmekten nasıl vazgeçmediyseniz, devlet de uluslararası mecralarda kendi mücadelesini vermekten vazgeçmiyor. Doğru söylüyorsunuz. Biz vazgeçmiyoruz ama sesimizi de duyuramıyoruz. Örgüt demokratik özellikten bahsediyor ama kendi içinde de, bölgede de demokrasinin D'sine müsaade etmiyor. Ama biz devlet olarak hem ülkede hem bölgede tam bağımsız demokrasiyi benimsiyoruz. Artık devlet örgütle mücadele şeklini değiştirdi. Demokratik her girişimi destekliyoruz. Biz sizden destek falan istemiyoruz.
Örgüte karşı bir vatandaş olarak bizim can güvenliğimizi sağlayın yeter. Eskiden bölge insanı hem devletin hem örgütün baskısından kafasını bile kaldıramıyordu. En azından bir baskının kalkması bölge insanına sesini yükseltmesi için cesaret verir. Ancak devlet tavır değiştirdi diye devletin güdümüne girmemizi beklemeyin. Biz örgüte karşı güvenliğinizi sağlamak için her türlü tedbiri alacağız. Sizden beklediğimiz sadece doğru bildiğinizi yüksek sesle söylemeniz. Seni boşuna çağırmıyoruz. Hakkında vahim iddialar var. Telefonunuzu açmanız yeterliydi. Peşime polis takmanıza gerek yoktu. Ona ben karar veririm. Öyle uygun gördüm. Ne soracaksanız sorun, fazla vaktim yok. Ben ne kadar dersem o kadar buradasın Polat Alemdar. Benim misafirliğim size ağır gelebilir. Siz en iyisi ne soracaksanız sorun. Davut Tataroğlu öldüğünde neredeydin? Kuzey Irak'ta Şahmeran'ı sorguluyordum. Ama Şahmeran öldüğü için şahidim de kalmadı. Eşinize düzenlenen suikastla ilgili ne biliyorsunuz? Siz beni buraya getirtmeden önce ben de onu araştırıyordum. Bir şey bulabildiniz mi? Örgüt Şahmeran'ın intikamını almak için bana ve çevreme eylem kararı aldı. Tam olarak kimlerin yaptığını öğrenince size de haber veririm. Şahmeran'a operasyonu karayla birlikte mi yaptınız? 70 milyonla birlikte yaptım. Savcı bey, devlet sırrı diye bir kavram var. Neyin devlet sırrı olduğuna siz değil, mahkeme karar verir. Mahkemeden DNA karşılaştırması için fekki kabir isteyeceğim. Gerek yok savcı bey. Tekrar acımızı tazeleyeceksiniz. Sizi tutuklamaya sevk etmiyorum. Ama gözüm üzerinizde. İstanbul'dan ayrılmayın. Her an tekrar ifadeye çağırabilirim. Müsait miydin? Müsaitim. Bir şey içer misin? Yok, sağ olasın. Verdin mi ifadeni? Ne cins meslektaşın varmış? Herkes benim gibi sana anlayışlı değil. Anlayış beklediğim yok Leyla. Bey kadar bebeğin mezarını açtırmak da ne ya? İki dakika gelip seninle konuşsa diyeceksin ki böyle böyle. Hadi onu da geç. Ben İnce'yi hastaneye yatırıyorum. O oradan kaçarken kurşunlanıyor. Benimle ne alakası var? E tamam işte. Fekki kabirden sonra sonuç çıkacak. Aile meselelerimin adliye koridorlarına dökülmesini istemiyorum. Polat, beni dinle. İnce vesayet altına alınmalı. Aç şu davayı, bu rezillik bitsin. Karım deli diye mahkemeye mi başvuracağım? Maalesef. Kız Yasin okuyor. Öldü mü ki Yasin okuyayım? Yasin ölünce mi okunur kolejli? Her zaman okunur. Kalk Kaya, öğret okumayı. Olur. Ne okuyorsun? Biraz oku da dinleyeyim. Okuyayım. Küçük çocuk aklıyla bile onda bir şeyler olduğunu anlıyordu. Bunu ilk defa yıllar sonra karşısına çıktığında anladı. Gözleri kurtların gözlerinden farksızdı. Yakışıklı da değildi. Hatta çirkin bile sayılırdı.
Ama kız artık ona abi demek istemiyordu. Sadece seni seviyorum demek geçiyordu içinden. Getir bir de gözünle göreyim bakayım. Okuduğun gibi mi yazıyor? Ateşin çıkar sonra okursan. Getir. Ben 45 dereceye kadar dayanabilirim. Hangi sayfa kapattın? Sen bul. Peki. Yanlış okumuşsun. Burada başka şeyler yazıyor. Ne yazıyor? Diyor ki adamın çirkin olduğunu başkası söylese kafasına sıkardı. Ama bu beyinsiz küçük kız o kadar şekil bir şeydi ki ne söylese adam bir şey diyemiyordu. Arkadaşlarından biri seviyorsun abi dedi diye 32 dişini birden ağzına döktü. O güne kadar herkesi hak ettiği için döven adam ilk defa birini seviyor diye dövdü. Ben de seni seviyorum. Yiyorsa sevme. Benim Ömer'imi öldürdüğüne göre Davut işini çözmüş Mete. Ben daha onu yaşatmam. Öldürecek olsak 1000 kere öldürürdük Kara. O hak ettiği yere, cezaevine girecek. Şimdiye kadar cezaevine adam soktun mu ki bana gelince Mete olmuyor? Mete ölürse kahraman yaparlar. Ben bunu istemiyorum. Mete ölsün, bana ne, kahraman mı ölüyor, hain mi ölüyor? Mete bu eski artıkların sonu buldu. Herkes onun etrafında toplanacak. Git oğlunla, saklandığın yerden de çık. Artist gibi meşhur etti beni ya. Nerede saklanırsam saklanayım artık bana rahat yok. Mete'yi geç, örgütün gözünde hedef yaptı seni. Sözümü dinle, git saklan. Madem cezaevine atacaksın, ben Mete'nin bir adamını bulayım, kaldırayım, konuşturayım. Savcıya teslim ederim. Kimi konuşturacaksın? Öztürk var. Bir ara bu Mete'nin kasalığını yaptı. İçeride girdi çıktı. O benden it gibi korkar. Mete seni bir yerde kıstıracak. Ava giderken avlanırsın, benden söylemesi. Polat Alemdar, hiç mi bozulmadın, doğru söyle. Şahmeran'ı öldürdün, başkasına yazdılar. Beni tanımıyor musun da bunu soruyorsun? Ben işimi yaparım, kime yazılırsa yazılır. Vallahi ben bozuldum açıkçası. Şimdi ilk defa benim yapmadığımı haneme yazdılar. Şahmeran'ı öldüremediğine bozuldun ya. Yani. Vallahi ne yalan söyleyeyim, öyle. Peki bir şey diyeceğim. Şamir'i hiç yazmadılar. Onların hangi mağlubiyetini yazmışlar ki bunu yazsınlar? Onu bunu boş ver. Plan değişti. Mete artık tamamen benim işim. Senin işin de yeniden saklanmak. Thank you.
Efendim abi. İzliyorum abi. Kadın henüz adamımızla görüşmedi. Tamam abi. Hoş geldin Gavur Dağlı. Beni görünce yüzün güldü Öztürk Bey. Ben ne güleyim? Mete Bey'in parası. Buyur. Bize müsaade, işimiz çok. Gavur Dağlı, Mete Bey'i biliyorsun. Otur 5 dakika. Çocuklar hızlıca saysın öyle gidersin. Bir kuruşu eksik çıksa Mete Bey ortalığı ayağa kaldırıyor. O kadar parası var. Hala 3'ün 5'in hesabını mı yapıyor? Prensip meselesi. Benim sana itimadım tam. Say, eksik çıkarsa ben tamamlarım. Vadesi gelen borçları topladınız mı? Abi büyük bir kısmını aldık. 2 kişi de sorun var. Sizinle görüşmek istiyorlar. Ne görüşecekler? Parayı alamadıysanız malını alın. Onu da alamıyorsanız canını alın. Uğraştırmayın beni. Abi kara geldi. Bu adam manyak mı ortalıkta geziyor? Git al, bekletme. Kaldırın şunları. Çabuk çabuk toparlayın. Kara, ne işin var buralarda? İyiyim. Sen nasılsın? Kara, içeriden çıkalı 3 ay olmadı. Başını derde sokmaya mı geldin buraya? Öztürk, senin başın zaten dertte. Ben haber vermeye geldim. Ne oldu ki? Bizi yalnız bırakın. Buyur geç. Eyvallah. Sen aklını mı yedin? Sağda solda konuşup duruyorsun. Ne konuşması, yok öyle bir şey. Mete Bey ihaneti affetmez, benden uyarması. Mete Bey konuşacağımı nasıl düşünür? Kaç yıl yattım, ağzımdan tek söz çıktı mı? Öztürk. Vallahi sen bilirsin. Ben duyduğuma göre, demek birileri konuşmuş. Bak, Mete Bey seni götürür, haberin olsun. Bir daha içki getirenin kafasına sıkarım lan. Sarhoş kafayla kadının birine bir şey anlattık. Gellemiz gidecek. Al götür şunu. Tamam abi. Benim, aç. Aklımı oynatacaktım az kalsın. Beni nasıl bırakıp gittin? Hadi yürü, gidiyoruz. Babanla konuştun mu? Konuşurum. Baban beni öldürecek. Seni öldürmesi için önce beni öldürmesi lazım. Hadi. Hadi hadi. Getirdin mi sana söylediğim adamları? Başkanım, birazdan gelecekler. Arkadaşlar yolda.
Niye geldin o zaman? Başkanım, istihbaratçılar muhalif aydınlarla görüşmüşler. Sen nereden biliyorsun? İstihbaratta adamın mı var? Başkanım, Tecen'in yeni politikası gazetelerde bangır bangır ilan ediliyor. Devletin desteği olmasa bunlar bize karşı çıkamaz mı? Seninki spekülasyon. Bu çözümlemeye dayanarak nasıl kesin bilgi verebiliyorsun? Başkanım, bize yakın ajanslara yarın basın açıklamasının yapılacağına dair bilgi gelmiş. Örgüt halkımıza zarar veriyor. Çözüm için örgütün tasfiye edilmesi lazım diye propaganda yapmaya başlamışlar. O zaman örgütsüz çözüm olmayacağını, halkımızın sadece örgütün temsil edebileceğini bu arkadaşlara hatırlatın. Polat Alemdar'ın karısına suikast yapan adamlar da yanına al. Ha, bu arada yarın bu adamı indirin. Dayı, niye bekleyik? Basak ya. İster miyim basmak? Niye geldik ya o zaman? Gözümle görmeye geldim. Dayı, biz senin gözün, kulağın değil miyiz? Tek bir kulağım olduğuna göre biriniz kopan kulağımsınız. Ayağısı denk alın. Hele Safet, bir telefon ver. Sen üstüne mi bu? Yok dayı. Alo? Polis merkezi mi? Dur. Size iyi bir vatandaş olarak ihbarda bulunmak istiyorum. Ben pizza çakıyorum. Ha, burada kaçakçılık yapaylar. Devletimizi çalaylar. Kaçak sigara, içki, ne istersen var. Benim gibi gençlerin ha bunlarla zehirlenmesini istemiyorum. Efendim, illa da zehir zıkkımlanacaklarsa devletimizin bandrol koyduğu zehir zıkkımdan isimler. Adresi verim yorum. Lan, adres nerede? İnci Hanım müsait mi arkadaş? Sizi bekliyor efendim. Geçmiş olsun. Nasılsınız? Haberleri izledim, daha iyi oldum. Yaşar Bey, desteğiniz için teşekkür ederim. Ne demek İnci Hanım? Siz bize Davut Bey'in emanetisiniz. Benim için önce çocuğum önemli. Sonra da Polat'ın cezaevine girmesi. Lütfen çocuğumun durumuyla ilgili haber yaptırın. İncan, müsaade ederseniz size yardım etmek istiyoruz. Ama yapmanız gereken bir şey var. Nasıl? Çocuğunuzu bulabilmemiz için Polat'ın size ve babanıza yaptırdığı suikast eylemine yoğunlaşmamız lazım. Oğlumun kaçırılmasıyla ilgili susmamı nasıl istersiniz? Sizin akıl sağlığınızın yerinde olmadığını iddia edecekler. Bunun için de oğlunuzla ilgili sizi kışkırtacaklar. Onların oyununa gelmemeniz lazım İnci Hanım. Siz böyle söylemeye devam ederseniz bir çocuk cesedinin oğlunuza ait olduğunu savcı Leyla'nın yardımıyla adli tıptan ispat ettirecekler. Dayı, sen ispiyoncu sevmedin. Ben gene sevmeyim. Pisat sevi. Çocuktur. Olur bela. Dayı, öğrenecekler ha pisatın yapmadığını. Çamura at. İzi kalsın.
Bu da sana dayı nasihati. Pisat gidin. Okul önünden adam dövey. Babası gibi. Babalığa heveslenmiş. Hele önce evlat olsun gelsin bir elimi öpsün. Dayı, biz onunla hasımız. Niye elini öpsün? Sen niye dayının tersine gitsin bu akşam? He? Baskın yapamadık, içimde patladı. Kendimi nasıl bilemiştim? Bak, bak. Bak, bak. Görüyor musun? Maşallah, maşallah. Harba gidesin ha? Dayı, Allah'ını seversen gidek, öbür depoları basak, sıkak. Değilsin. Farklı kesimlerden bir araya gelen Kürt aydınlarının yapmayı planladığı basın açıklaması güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. Kürt aydınlarının bölgede yaşananlara dair görüşlerini ve çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşmak için düzenlemek istedikleri basın toplantısı terör örgütünü rahatsız etti. Son dönemde ağır darbeler alan terör örgütü kendisinden farklı görüşlere sahip aydınları konuşmamaları için ölümle tehdit etmektedir. Yıllardır bu kim? Karım. Oğlum iki dakika bir yere gittik geldik. Ne ara evlendin? Allah Allah. Hayır. Yıldırım nikahı olsa yetişmez. Baba biz uzun süredir evliyiz. Bebek bekliyoruz. Görüyoruz Ferman Efendi, görüyoruz. Kızım sen içeri bir geç, bir çay koy bakalım hadi. Baki koçum, sen de dışarı bir göz kulak olsana. Oğlum, sen kafayı mı yedin? Bu kızı nereden buldun? Hadi buldun. Ne ara evlendin? Hadi evlendin. Ne zaman gebe bıraktı? Peki bana niye söylemedin oğlum? Baba sana söylesem müsaade edecek miydin ki? İyi. Peki kız mı seni buldu, sen mi kızı buldun? Ben buldum. Nerede önüne çıktı? Baba... Herkes ajan değil. Ya ajan olsa karnında torununu taşır mı? Canım şimdi... Nereden biliyorsun benim torunum olduğunu? Babam olmasam kafana sıkardım. Senin de böyle bir şüphen varsa önce bana sık, sonra kıza sıkarsın. Gel kızım gel. Gel. Otur. Otur seninle biraz sohbet edelim. Şunu bir arkana al bakalım. Kalk. Yaslan. Demek toruna. Safet. Hele o Psat'ın dedesinin müziğini aç. Hangisi dayı? Oğlum pırasa türküsü. Baba pırasaya satıyor Asiye'yi. Onu değil. Yok yok. Sen dayına ters gidiyorsun. Alo. Polis kardeş müsait misiniz? Bu saatte sizi arayayım ama. Dayı dilin kırık. Adetim değildir. Vatandaşlık görevini yapmak istiyorum.
Yapmazsam hasta oluyorum ha. Da. Ve bir saat çakır. Allah razı olsun. Dediğim yerleri bastınız. O hırsızları tuttunuz. Şimdi size birkaç tane daha adres vermek istiyorum. Kardeş var mı kalemi kağıdım? Kusura bakma polis kardeş. Rahmetli dedemin türküsü çalay. Duyunca ağlarım. Ağlarım. Fiyalıyorum, fiyalıyorum. Adresi bilmiyorum da yazabilecek misin? Mevki bildiriyorum. Paşaköy eski silolar. Bütün polis teşkilatındaki büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Dayı, bana inat yapısın. Yok imdat. Oğlum biz hiç vergi vermik ya. İşte bana rahatsız edeyim. Abele bele. Vergimizi ödeyik. Her tarafta KDV ödeyik zaten dayı. Biz neyi paramız halin ki? Satını bitirin dayı. Bir taşla iki kuş vurdu. Ne kuşu? Hamsi da. Hamsi. Şahmaran öldü. Sen Önder Gül oldun mu? Yok dayı. Metropolde kaldım ben. E kim oldu Önder Gül? Önderlik değil dayı. Ya sen niye bunları takıyorsun? Hoşuma gidiyor. Sevim siyaset yapmayı. Bırakın silahı. Bakın ben bıraktım. Harim polisi diyor ki, aha burada hasmım var. Gittiler basiler. He? İyi o zaman Zaza. Kaçak işini ben aldım. Yapmıyorsan başkasına vereyim. Ya ben kurşun yakmayı sevmeyeyim dedim. Ticareti sevmeyeyim dedim mi? Benden başka bir Allah'ın kuluna ekmeği yedirmem. Cigara içki işinde. Cam oğlum. E o zaman Zaza. Kardeş, sen iki karton sigara konuşmaya mı geldin? Yok. He? Polat Alemdar'ın karısını sıkmışlar. O işi bizimkilere birileri havale etmiş. Derinciler. Hangi derinciler ya? Dakçılıkla bu işin ne alakası var ya? Zaza. He? Derinciler. Derinciler. Anladın? Kardeş kusura bakma. Tek kulakla ancak bu kadar anlayabilirim. Metegil mi? Orasını bilmem. Onları bir yere operasyona yolluyorum. Ahan adresi. Gitsin Polat Alemdar alsın sorsun. Hı? Yok yok. Senin Önder Gül olman lazım. Hele o silahı bırakın. Sen bir Önder Gül ol. Çok para kazanırız biz bu akılla çok. Türklerle Kürtleri ancak biz bir masada oturtabiliriz ha. Değilsin. Cemal'im. Çocuğunuzun kaçırıldığını söylemişsiniz savcıya. Evet söyledim.
Eşiniz mi kaçırdı çocuğunuzu? Kimse kaçırmadı. Çocuğumuzu kaybettik. Neden öyle söylediniz savcıya? Polat babamı öldürdü diyorum, kimse umursamıyor. Beni öldürmeye çalıştı diyorum, yine umursamıyorsunuz. Çocuğum kaçırıldı dedim, dikkat çekebilmek için. Bu yaptığınız çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir hakkınızda. Başka çarem yoktu. Bir yandan devletin güçlü adamı Polat Alemdar. Bir yandan savcı sevgilisi Leyla Türkmen. İkisi birlikte beni bu hale düşürdüler. Mücahit'ten bir haber var mı? Takipte abi. Henüz adamımız ortaya çıkmamış. Söyle, çok dikkatli olsun. Bu adam diğer örgütçülere benzemez. Çok tehlikeli. Abi, bir efendi geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Aramadan niye gelmiş? Kuyrukları sıkıştı Abdülay. Pazarlık için gelmiştir. Alarım. Hoş geldiniz. Buyurun. Sana teşekkür etmeye geldim. Ne için? Bu millete büyük hizmet ettin. Şahmeren ve Şamir'i ortadan kaldırarak. Şamir'i nereden duydunuz beyefendi? Biz Dicle'nin kıyısında meleyen kuzdan, Meriç'te yüzen balığa kadar bu toprakların her köşesini dinleriz, biliriz. Ancak ben Şamir'i Dicle'nin ötesinde yok ettim. İyi ettin genç kardeşim. Ben bunlarla 60 yıldır mücadele ediyorum. Kah ellerini sıkarım, kah ellerini öperim, kah elimi öptürürüm. Niçin? Bu memleket için, vatandaşım için. O zaman gözünüz aydın beyefendi. Şamir'in elini öpmenize gerek yok. Allah razı olsun kardeşim. 12 Mart'ta beni gönderdiler. 12 Eylül'de gönderdiler. 28 Şubat'ta ben gideyim dedim, bırakmadılar. Soğuk Savaş döneminde işler kolaydı. Herkes cephesini biliyordu. Biz Amerikan ittifakındaydık. Bütün kurumlarımız Amerika'nın öngördüğü devlet sistemine göre oluşturulmuştu. Yani siz de mi Gladio tarafından göreve getirildiğinizi söylemiş oluyorsunuz? Ben hep vatandaşımın reyiyle geldim. Ama biz ne zaman mesafe alsak, ihracatı 3 milyar dolardan alıp 5 milyara taşsak müdahale ettiler. Soğuk Savaş'tan sonra bu koalisyon kendisine düşman olarak İslam'ı belirledi. Ben bunu önlemek için mücadele ettim. 28 Şubat'ta benim ülkeme daha büyük bedel ödetmesinler diye müdahale ettim. Biz o müdahaleyle yumuşak geçiş yapmasaydık, Türkiye radikalleşti diye darbe yapacaklardı. Yaptılar beyefendi. Soğuk Savaş döneminin ürünü olan bütün kurumlar, medyasından yargısına, iş dünyasından askeri bürokrasiye kadar hepsi bu oyunun içinde yer aldı. Hem vatandaşın iradesini çaldılar, hem devletin milyarlarca dolar parasını çaldılar. Ben de onu söylüyorum. O günden başladılar tasfiyeye, bugün hala devam ediyorlar. Siz korkmayın. Cumhurbaşkanı vatana ihanet dışında yargılanamıyor. Kenan Paşa da cumhurbaşkanıydı. Genel Bayar da cumhurbaşkanıydı. Ben kendim için bir şey istiyorsam namerdim. Bu gidiş iyi bir gidiş değil. Eskiyi tasfiye eden yerine kimi koyuyor? Bu oyun ancak sen bozarsın. Şamir meselesini duyunca dedim ki, işte Gladio'nun karşısında duracak bir babayız. Beyefendi, ben bu saatten sonra başkasının kurmuş olduğu oyunu oynamam. Ya benim kurduğum oyunu oynanacak, ya da karşımda köçek olup kıvıracaklar.
yırttık. Ama er geç İnci'nin deliliği ortaya çıkacak. Ortaya çıkmadan biz işimizi bitireceğiz. Efendim, Öztürk geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Ona buraya gelmemesini kaç defa söyledim. Mete Bey, gelsin. Biraz da onun parasını alayım. Onun parası mı var? Hepsi benim param. Aziz, yolla gitsin. Bir daha da buraya gelmesin. Öztürk abi, patron şimdi sinirli. Sinirli geçince ben sana haber veririm, eve gelirsin. Aziz, kara bana geldi. Patronun benimle ilgili bir şey varsa bana söyle. Abi kendini öldürtmek istemiyorsan kara falan deme. Git işine bak. Laf anlamaz mısınız siz? Kaldırın dediysem kaldırın. Canım dün de inat ettin kalkacağım diye. Az daha ölüyordun. Bıdı bıdı edip beni ölmediğime pişman etme Hüsnü. Yenge hanımefendi, biraz daha ısrar edersek Memati Bey'in ateşi, tansiyonu çıkacak. Ne haliniz varsa görün. Hele ziyaret defterini göster bakalım. Kimler gelmiş, kimler gelmemiş bizi ziyarete. Efendim, bu alemde nam sahibi herkes geçmiş olsun dileklerini iletmek için uğradı. Ha, iyi. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Gel hanım, geçmiş olsun. Kocan nasıl, müsait mi? İyi ki geldiniz. Yatıyor diye sinirden patlıyor. Değilsin ki sağa patlasın. Ne demek varsın patlasın. Ne de olsa kulağımızın terki yok. Lafın gerisini duyayım ilk. Korkma korkma, Azrail değil benim. Benim bildiğim Azrail'in kulağı kesik değil. Ondan korkmadım. Ne diyeyim, dat duyamadım. Şeref verdiniz, hoş geldiniz değil dayı. Biz zaten şerefik, tabi vericiyik. Hüsnü Bey, misafirlerimize kahve söylemeyecek misiniz? Baş üstüne efendim. İmdat. Hele git git. O deli benim kahvemi acı yapar. Şekeri bol bulsun. Tamamdır. Hayırdır? Çok şeker yiyince kulak çıkıyor muymuş Zaza? Doktorlara baktırdım. İncelettim. Senin kulağının yerine bir tek Memati Baş'ın kulağı tam gelmiş dediler. O yüzden ben senin kulağını almadan ölmeyesin. Şekerle mekerle olmaz o işler. O zaman sen tek kulağa alış. Benden sana fayda yok. Alışamazsan söyle, öbürünü de alayım. Kayınçer neydi? Ben dedim hastanadadır, eniştesinin yanındadır. Sokakta oynan mı dalmış? Karışma kaynıma. Artık kaynın. Akrabasız. Öldüremem de şöyle bir hastadır ha.
Zazza vallahi sana tek kulak yaramış. Darısı başın. Mamati. Ne diyeyim? Aha. Bu da sana. Düğün hediyem. Elim dağın karşısına kurşun sıkan örgütçüler. Burada operasyon yapacaklarmış. Laza, bu iyiliği sen mi bize yapıyorsun? Örgüt adamlarını mı temizletiyor? Mamati, iki gün Kuzey Irak'ta kaldın. Çözümleme yapmayı öğrendin. He? He. Abi işlem tamam. Öyle bir topukladı ki adliyeye varmıştır bile. Savcanım, bir adam geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Konu neymiş? Sizden başkasını anlatmazmış. Gelsin. Savcı hanım, beni öldürecekler. Sakin olun. Buyurun oturun. Kim öldürecek sizi? Mete Bey. Neden öldürmek istiyor sizi? Hakkında çok şey biliyorum. Her şeyi size anlatabilirim. Beni koruyabilirseniz her şeyi anlatabilirim size. Sen kimsin? Ben Mete Bey'in kasasıyım. Rezil olduk Çakır, bittik. Ziya kaseti başka bir yere mi vermiş? Ne ziyası, ne kaseti? Bizim hemşerilerin mekanlarını basmış polisler. İlk kez mi baskın yiyorlar? Ne olmuş yani? Polis herkese senin ihbar ettiğini söylüyormuş. Kim yapar bu kahpeliği? Mete Bey, iyi günler. Yine size bir işim düştü. Söyle koçum. Çocuklara söylerim, ilgilenirler. Gözlerinden öpüyorum. Efendim, Öztürk savcıya gitmiş, koruma istemiş. O ne demek? Abi keşke görüşseydiniz. Kara yanına gitmiş, bir şeyler söylemiş. Tırsmıştı bayağı. Sen nasıl söylemiyorsun bana bunu? Efendim, özür dilerim. Siz şey yapınca... Kes, kes! Çabuk gidin. Emniyetteyse oradan kaçırın. Savcılıktaysa oradan. Evindeyse oradan. O şerefsiz öldürülürse ben biterim. Emredersiniz efendim. Şu noktada çapraz ateşe alacağız. Efendim. Anlaşıldı. Plan değişti. İşi siz bitireceksiniz. Benim başka işim var. Ailemden kaçmak için bahane mi uyduruyorsun? Kara adlı ajanın yerini öğrendim. Siz işinizi bitirip dediğim yere gelin. Çok büyük eylem yapacağız. Ekibin başı Baran. Eylemi yaptıran oymuş.
Bundan sonra ben seni arayınca telefonuma cevap vereceksin Abdüley. Abi ben ne bileyim, sen yattığın yerden iş bitiriyorsun. Ben sizin gibi boş beleş gezmem. Yatmam, uyumam Abdüley. Memati haklı Abdüley. Bak adamın istihbaratı çalışıyor. Sen bir adamı bulamadın. Zaza'ya sorsaydık, madem böyle bir ağalık yaptı, bizim adamı da verirdi. Onu örgüt bilmiyor Abdüley. Sahmera'nın özel hücreleri var. Büyük ya da önemli eylemler için oluşturduğu. Bu hücreye yeni başkana ulaşmadan yok etmemiz lazım. Yoksa kan gövdeyi götürecek. Aynı ekip değil diyorsun o zaman yenge Eskan. İnci ile Tuğrul'a eylemi yaptıran kesin Mete. Zaza derinciler dedi. Mete demedi usta. Adamları yakalarsanız Mete mi değil mi öğreniriz. Memati, hadi kalk gel, sen dava almış olursun. Abdüley falan beceremez, canım sıkılır sonra. Bu seferlik şans verelim usta. Abdüley, sıkışırsan, yapamayacaksan falan çekinme ara. Telefon yanımda. Ambulans da gelir, sıkar dönerim. Hadi hadi. Mete Bey yollamış. Tak dinleyelim bakalım. Alo. Polis kardeş, müsait misiniz? Bu saatte sizi arayayım ama adetim değildir. Vatandaşlık görevini yapmak istiyorum. Yapmazsam hasta oluyorum ha. De. Ben bir sen Çakır. Allah razı olsun. Dediğim yerleri bastınız. O hırsızları tuttunuz. Ulan Zaza. Seninle işimiz yarım kalmıştı. İyi kendini bana hatırlattın. Kardeş var mı kalem kağıdı? Kusura bakma polis kardeş. Rahmetli dedemin türküsü çalay. Dünce ağlayın. Tamam. Thank you.
Saat kaç oldu ya? Türküm, madem yolculuk var, bavulunu hazırlamışsın, ben de seni bir uğurlayayım dedim. Abi. Öztürk Bey! Öztürk Bey! Tamam, iki dakikaya oradayım. Çabuk geldiniz. Ne oluyor lan? İmdat! İmdat! Ellerini kaldır. Sakin olun arkadaşlar. Ceketimin cebinde kimliğim var. Kıpırdama. Sakin. İndirin. Ambulans çağırın. Adam yaşıyor. 4553. Bilinen yere acil ambulans. Tekrar ediyorum. Bilinen yere acil ambulans. Şimdi size Baran'ı soracağım. İlk kim cevap verirse onu yaşatacağım. Diğerleri ölecek.
ben size düşünmek için değil, konuşmak için zaman tanım. İş bitince buluşacaktık. Beni yaşatırsanız sizi oraya götürürüm. Çalışın. Savcı Bey, müsait misiniz? Buyurun. Savcı Bey, doktorların muayenesinden sonra İnce'nin gözetim altında tutulmasına gerek yok denmiş. Evet. Savcı Bey, bizzat ben şahidim İnce'nin ne kadar rahatsız olduğuna. Doktor arkadaşımı evine götürdü. Acil tedavi olması lazım dedi. Leyla Hanım, arkadaşınıza söyleyin vesayet davası açsın. Bizim işimiz başımızdan aşkın. Polat Alemdar'la soruşturmaya devam edeceğiz. Peki kabirden sonra zaten iş meydana çıkar. Ben sizden hukuki bir şey rica etmiyorum. Etmem de. Ama insani bir durum söz konusu. Zavallı kadın rahatsız. Ve birilerine alet olup kendince benden intikam alıyor. Leyla Hanım, bu sizin özel hayatınız. Bir arkadaşınız olarak bu işten sizin zararlı çıkmanızı istemem. Ama benden çok sizin gayret etmeniz ve bu işe karışmamanız gerekir. Thank you.
oğlum nerede? Burada. Aç torbayı. Kapat. Başınız sağ olsun. Şüphelendiğiniz biri var mı? Evlat acısı geçer mi? Bu acı bir gün diner mi? Dinmez Kara. Senin eskiden bir oğlun vardı. Artık bir oğlun, bir de Çilem var. Bekleselerdi. Ben gelecektim.
Beni öldürselerdi... Benim bedelimi... Niye ödesin? Ben... Ne yaptıysam devletim... Vatanım için yaptım. Hiç kin tutmadım. Bir oğlum, bir çilem, bir de büyük bir kinim var. Bırak örgütün her adamını. Örgüte selam veren her adamın benden çekeceği var. Örgüt değil Kara. Abdülay! Sadece örgüt değil. Kimin iti bu? Mete'nin. Örgütteki iti. Korktun mu? Korkma. Korkmana gerek yok. Korkma. Ha? Korkma. Sen niye pis pis baktın benim oğluma? Ha? Niye pis pis baktın benim civanıma? Senin ne kötü gözlerin var öyle. Ha? 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 Alo. Abi, adamımız geldi. İyi. Aferin. Alo. Cahit. Cahit. Alo. Cahit, ses versene, bir şey mi var? Cevap versene. Cevap versene.